Ekspres Yatırım'dan herkese günaydın. Ekonomik gelişmelere dair görüşlerimizi sunuyor olacağız. Zeynep günaydın. Günaydın Deniz. Dilersen başlayalım. Başlayalım. Dünün en önemli gündem maddesi Fed'in faiz kararıydı. Fed faizleri 0,50-0,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in toplantı metninde faiz artırımının zamanlamasına ilişkin bir ipucu alınamadı. Toplantı metninde ekonomik aktivitenin ivme kazandığı, istihdam piyasasının güçlü olduğu, enflasyonun orta vadede %2 hedefine doğru ilerleyeceğinden emin olunduğuna yer verildi. Diğer yandan önemli olabilecek bir diğer gelişme de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzere 50. madde kapsamında resmi olarak görüşmelere 8 Şubat'ta başlaması. 8 Şubat'ta parlamento eğer karar alması durumunda, hükümete yetkiyi vermesi durumunda, hükümet Avrupa Birliği'nden almak üzere, Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzere resmi olarak başvuruyu gerçekleştirecek. Bugüne bakalım kısaca. Bugün en önemli gündem maddesinin ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve enflasyon raporu olduğunu görüyoruz. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlarını bugün saat 15'te açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında, ayrılma kararı alması sonrasında piyasada ciddi bir oynaklık yaşandığı için müdahalede bulunarak Ağustos ayında faizleri 25 bas puan indirmiş, parasal teşvikleri artırmıştı. Neden? Ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama emareleri göstermesinden dolayı İngiltere ekonomisi. İngiltere Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz indirimine gitme ihtimali çok düşük görülüyor. Faiz vadeli kontratları tarafından gelişmeler bu şekilde. Diğer yandan banka para politikası kurulu toplantısının ardından 2017 yılına ait ilk enflasyon raporunu da sunmuş olacak. Enflasyon raporunun sunulmasıyla birlikte İngiltere ekonomisine dair ekonomik görünüm daha net bir görüntü içerisine alınmış olacak. Enflasyona ilişkin tahminin yukarı yönde revize edilmesi söz konusu olabilir. Bu enflasyon raporunda bunu not edelim. Dilersen bir de varlık fiyatlarına baktığımızda dünden bu yana emtia fiyatlarında bir iyimser havanın hakim olduğunu görüyoruz. CDS tarafında İtalya CDS'inde 34 bas puanlık bir geri çekilme var. Dikkat çekici. Tahvil tarafına baktığımızda en yüksek geri çekilmenin Hindistan 30 yıllığında olduğunu görüyoruz. 7,5 bas puan gerilemiş. FX tarafı, Forex tarafına baktığımızda en fazla değer kazanan para biriminin Avustralya doları olduğunu görüyoruz dünden bu yana. Avustralya dolarının TL ile ilişkisi yüksek. Bu nedenle dolar TL'de de bir geri çekilme hakim. Bunu da not etmekte fayda var. Borsalar henüz açılmadığı için önceki kapanışlar var. Nikkei kayıpla devam ediyor. Japonya borsası. Dilersen teknik seviyeleri almak üzere sözü sana devredeyim. Teşekkürler. Altına başlayalım. Aslında gördüğümüz gibi böyle bir kısa vadeli deformasyonundan bahsedeceğimiz bir görüntü hakim. Dün aslında kısmen Fed öncesinde düşüş gerçekleştirilmişti, düşüşle geçirmişti günü ama Fed sonrasında altında yeniden yükseliş mevcut. Altında 1219 direnci, önemli bir direnç diyebiliriz, güçlü bir direnç diyebiliriz. O direncin kırılması durumunda 1235 seviyesi hedeflenebilir. Düşüş gerçekleşmesi durumunda ise 1212 seviyesi şu an altında ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Kısa, orta ve uzun vadede yükseliş trendi devam etmekte altında. Dolar Japonya'nın tarafına baktığımızda ise kısa ve orta vadede bir düşüş trendi mevcuttu. Devam etmekte. 112,59 destek seviyesi birkaç gündür tekrar ettiğimiz üzere önemli bir destek seviyesi Dolar Japonya'nın paritesinde. Bu desteğin kırılması durumunda burada bir ikili tepe formasyonundan bahsediyorduk. Aslında tam da hani şu seviyelerde kırılsa çok güzel gerçekleşmiş olacaktı ama devam etti, yatay bir seyir izledi. 112,59 desteğinin kırılması halinde 111 ve 109 seviyeleri kademeli olarak hedeflenebilir Dolar Japonya tarafında.
Yukarı yönlü hani bir yükseliş gerçekleşmesi durumundaysa 113.89 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak Dolar Japonya'yı da takip edilebilir. Euro dolar tarafına geldiğimizde kırmızı renkle gösterdiğimiz yukarı yönlü bir kanal içerisinde işlem görmekteydi. Kanalın orta bandı yani orta çizgisine denk gelen seviyelerde son işlemlerini gerçekleştiriyordu analiz saatinde. 1.0797 seviyesi ilk direnç seviyesi, 1.0755 seviyesi de ilk destek seviyesi olarak euro dolar paritesinde takip edilebilir. Son olarak dolar TL'ye geldiğimizde kısa vadede yatay bir seyirden bahsediyorduk bir süredir zaten. 3.7532 seviyesi de önemli bir destek seviyesi olarak dolar TL paritesinde şu seviye olarak gözleniyor. 3.7532 seviyesinin den düşüş gerçekleşmesi durumunda 3.7036 hedeflenebilir. Ama biz kısa vadede dolar TL'de eğer bir düşüş trendinden bahsetmek istiyorsak bir 3.6660 bu seviyelerde işlemlerin gerçekleşmesini beklemek durumundayız. Çünkü orta ve uzun vadede yükseliş trendimiz devam ediyor. Olası yükseliş halinde de 3.8113 dolar TL'de ilk direnç olarak takip edilebilir. Takvimimizden Deniz zaten bahsetti size. Bugün için size aktaracaklarım bu kadar. Bir diğer yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.